Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde bir grup milletvekili arkadaşımız, partimizden iki tane yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşımızla birlikte oraya gittik. Hem benim ailem, yeğenimi kaybetmişti, hem de ben oralıyım. Herhangi bir şey birine değse kökenleri oralı olan, oranın yerlisi olan herkeste benim bir şekilde akrabalık bağlarım var. Çok ciddi, üzücü. Amcamın torunuydu kaybettiğimiz. Mutfakta yemek yerken, kahvaltıdan sonra bir oyun oynarken direkt mutfaklarına giren bir havan topu sonucunda ölmüş. Terör ya da işte kurşun adres sorması falan denir ya. Bu sefer adresi belliymiş. Bu sefer hedefler belirlenmiş. Düşünün, bir ilçede 5 tane okul var. 3 tanesi terörden nasibini alıyor. 3 tanesi hedef alınıyor. Biz beraber gittiğimiz heyetle birlikte isabet alan okullara falan gittik. Birinci okulda Gönük binasının tam yanındaki anaokulu, onlarca 5-6 yaş grubundaki çocuğumuz orada okuyor. Bu çocuğumuzun, Hasan'ın iki kardeşi de oradaydı. Onlarca çocuk orada. Tesadüf eseri orada bulunan bir tıra havan topunun isabet etmesi çok büyük bir olaya engellemiş. İkinci olay da Kocatepe İlköğretim Okulu'nda meydana geliyor. Aşağı yukarı 40 metre daha ileri gitse 60'ın üzerinde orada doğal gaz tüpü var, patlasa Karkamış diye bir şey kalmayacak. 9 yıldır orada görev yapan bir okul müdürümüz var. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Sesleri duyunca hızlı bir şekilde öğrencileri aşağıya sığınaklara indirmiş. Orada da kaybın çoğalmasını engellemiş. Yani tamamen Türkiye'yi sansasyona, bir kötü sabaha uyandıracak bir eylem planlanmış. Yani biz bir tane çocuğumuzu toprağa verdiğimizde acımız ne kadarsa, ki o benim yeğenim değil artık, tüm Türkiye'nin yeğeni, elbette, tüm Türkiye'nin bir teröre kurban verdiği çocuğu, evladı artık. Onlarca evladımızı verebilirdik ve Türkiye'deki kaosu düşünebiliyor musunuz? Tabi Türkiye terör olaylarından ciddi bir şekilde 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arası da ciddi muzdarip oldu. İnsanlarını toprağa verdi. Bu açıdan baktığımız zaman inanılmaz derecede tedirginiz. Hepimiz tedirginiz. Evet, hep onunla ilişkilendiriliyor. Acaba benzeri bir sürece mi girdik diye. Yani şöyle, benzeri bir sürece girmesek bile, %100 terör kabul etse bile insanların kafasından artık o soru işaretini kaldıramıyorsunuz. Bu bizim tamamen maceracı dış politikamızın ürünü bir şey halinde önümüze geldi. Bizim Suriye'ye defalarca gitmiş gelmiş, roketin atıldığı söylenilen yerlerde oturmuş, yemek yemiş ya da 2010'dan önce oralarda konaklamış biriyim ben. İnsanların insanlarla, halkların halklarla, ülkelerin ülkeyle sorunun olmadığı bir noktadan ülkenin toprak bütünlüğünün tartışıldığı, ülkede yüzlerce terör örgütünün faaliyet gösterdiği bir ülke haline döndü. Maalesef bu bizim dış politikamızın, Tayyip Bey'in yürüttüğü dış politikanın bir ürünü olarak Türkiye'nin karşısında belirdi ve bu bizim hayatlarımızı can yakıcı bir şekilde tehdit eder hale geldi. İstanbul'un göbeğinde tehdit ediyor, Ankara'da tehdit etti ve burnumuzun dibinde, kendi köylerimizde artık bizi tehdit eder hale geldi. Taksim saldırısından bahsediyorsunuz. Taksim saldırısından bahsediyorum, Karkamış saldırısından bahsediyorum. 7 Haziran'dan önceki, 7 Haziran sonrasındaki tüm saldırılardan bahsediyorum. Bunların hepsi bizim dış politikadaki yaptığımız maceracı uygulamalardan. Bakın, Atatürk döneminde komşularımızla iyi ilişkiler, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygı, komşularımızın iç işlerine karışmamak, onların meşru hükümetleriyle diyalog kurmak gibi ilkelerimiz vardı. Şimdi bütün komşularımızın iç işlerine dair laflar söylüyoruz. Oralarda mesela Eğit Donat'la insanlar gönderdik. Meşru hükümetlerini kabul etmedik. Ve bir sürü, 2010'dan önce PYD ya da YPG diye bir şeyin varlığı söz konusu muydu? Var mıydı? Orada yaşayan Kürt nüfusa El Muhacirin denilen bir yapı vardı. Vatandaş bile kabul edilmeyen bir yapı vardı. Bugün karşınıza devletçik şeklinde dikilmiş bir PYD, YPG gerçeği duruyor orada. Bunlarla savaş yürütmeye çalışıyorsunuz, kara operasyonları yapmaya çalışıyorsunuz ve gün geçtikçe daha fazla kaosa gideceksiniz. Evet. Dış politikamız tamamen bizim insanlarımızın hayatını yakıcı bir noktaya geldi. Evet. Ben buradan bir mesaj da vererek aslında bu Karkamış işinden ve bizim çocuğumuzun işinden çıkmak istiyorum. Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği şeylerle karşılaştık. Ben yeğenimin öldüğünü duyurduktan sonra tüm Türkiye acıda kenetlendi, fakat acıda kenetlenmeyen birçok insan sıfatında gezen insanla karşılaştım. Bir rahmet dilemeden, bir başsağlığı dilemeden inanılmaz derecede partimi ve genel başkanımı suçlayıcı şeylerle karşılaştım. Sonuç itibariyle
PYD'ye, KOBAN'e yardım etsin diye sınırları açıp bizim memleketimizin içinden Kobani'ye girmesini sağladığı dönemde Sayın Genel Başkanım Cumhurbaşkanı değildi. Ya da Urfa Valisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin talimatlarıyla peşmergeye yemek ısmarlamadı. O dönemde bunları yaptılar. Bunlara bakmadan dönüp bizi, Sayın Genel Başkan üzerinden bize yüklenmeye, bana yüklenmeye çalışıyorlar. Bu vefasızlığı, bu vicdansızlığı kabul etmem söz konusu değil. Daha da kabul edemeyeceğimiz, ailenin de kabul etmediği çok ağır bir vicdansızlıkla daha karşı karşıyayız. İnsan olanın, insan sıfatında gezenin içine sığdıramayacağı bir şeyle karşı karşıyayız. Aslında insanın beynindekinin dile vurumunu Sayın Cumhurbaşkanı da yaşadı. 4 yaşındaki çocuğun kanını yerde bırakmayacağız. Evet. Siz sandıkta hesabını sorun maalesef diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ailenin de mesajı çocuğumuzun bu şekilde siyasete alet edilmemesi noktasında. Son derece haklılar. Tabii ki o hoş bir söylem olmadı. Çok da fazla tepki aldı. Bir de bu Karkamış olayı esnasında Ümit Özdağ, Sayın Ümit Özdağ sanırım bir konuşma sırasında bir saldırıya uğradı. Onda orada mıydınız? Şahit oldunuz mu? Ben dönmüştüm. Şöyle, ben Ümit Özdağ'la aynı mecliste hala görev yapan aktif, ikimiz de 27. dönemi milletvekilleriyiz. Ümit Özdağ o bölgenin kültürünü, o bölgeden 2 dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımız. Kültürünü, yapısını, yaşam biçimini bilen birisi. Orada Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var. Ben onunla aynı Yüce Meclis'te görev yapan bir milletvekiliyim. Arasaydı bizi, biz ona eşlik edebilirdik. Fakat onun yerine kendi kişisel siyasi ikbali noktasında bir takım açıklamalara yönelince orada bence organize olmuş bir yapı tarafından konuşmaları sabote edildi ve sözlü ve yer yerde fiziki müdahaleye uğradı. Kabul etmem mümkün değil. Karkamış sonuç itibariyle kadim bir kültürdür. Elbette. Karkamış Krallığı'nın üzerinde oturuyor o insanlar. Onlardan hiç beklenmedik bir, tek tek oradaki saldıran kişileri biliyorum, hiç beklenmedik bir davranışla karşı karşıya geldi. Bunun altında bir organizasyon yattığını biliyorum ve inanıyorum. Yani gözlemlediğim bu insanlar belli bir güç tarafından, yani hakim iktidar tarafından yönlendirildiklerini düşünüyorum. Fakat düşünün, siz bir siyasetçisiniz. İyi bir düşünceyle oraya gittiyseniz eğer, oranın seçilmiş bir belediye başkanı var. Orada bir aile var. Benim aileme gittiği zaman başsağlığına büyük bir nezaketle karşılandı. Asla ve asla hiçbir şekilde yadırganmadı. Çayı, acı kahvesi ikram edildi. Hatta yemeğe kalması için ısrar bile edildi. İşlerinin olduğu söylenip Karkamış'a gidiyor. Ve bu organize hareketle karşı karşıya kalıyor. Aslında doğru bir şey değil, kabul edilebilir bir şey değil. Kendisinin de orada yetkilileri, en azından seçilmiş belediye başkanını bir siyasinin bu tip bir noktada araması gerekiyordu. Sanırım belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanı olduğu için onunla diyalog kurmak istemedi. Biraz da kendisi bu yolu açmış oldu diye düşünüyorum. Anlıyorum. Peki, senin de hemen bu konuyla alakalı fikrini alacağım ama bir de şunu da eklemek istiyorum. Sayın Polat'ın da söylediği gibi yanlış uygulanan dış politikalardan dolayı hani olaylar bu hale geldi deniliyor. Ama bu bağlamda da baktığım noktada da sınır ötesi operasyon, karadan sınır ötesi operasyon planlanıyor. Bütün bunların hepsini nasıl değerlendiriyorsun? Ne için yapılıyor? Amerika başta olmak üzere birçok ülkede karşı üstüne üstlük bu harekata. En başından başlayacak olursak, Sayın Erdoğan'ı hatırlayınız, ilk iktidara geldiği demlerde 2000'li yıllarda şunu söylemişti. Ben Büyük Orta Doğu eş başkanıyım demişti. Dolayısıyla oradan hareket etmek gerekiyor. Coğrafi olarak şu anki bütün değişimler Büyük Orta Doğu projesi eksenlidir. Nedir bu? İsrail'in, daha büyük İsrail'in kurulması, daha güvenli bir İsrail'in sağlanması ve dolayısıyla etrafındaki ama Arap, ama Türk, ama İran devletlerinin daha da bir şekilde küçük küçük parçalara bölünmesi, tartışılması, bir arada hareket etme imkanlarının sağlanmaması üzerine dönük bir girişim. Dolayısıyla kendim ettim, kendim buldum vavilasının tam yeri aslında. Sayın Erdoğan Büyük Orta Doğu eş başkanıyım demekle hem Suriye'deki kavgada saf tutmuştur ve buradaki olayların büyümesine imkan tanımıştır. Suriye sınırının temizlenmesiyle beraber gelen milyonlarca insanın da bir şekilde mülteci deposu olarak Türkiye'ye gözükmekte. Haricen İran'ın sınırının temizlenmesiyle beraber
Oradan da Afgan, Pakistan, işte Endonezyalı bir sürü göçün de ülke sınırlarına dahil olmasıyla beraber böyle bir karmaşaya sebebiyet.